Şimdi bütün şehir yasası ile ilgili. CHP'den Muğla Büyükşehir Belediye Başkan adayı olan usta siyasetçi Musa Gökbel, Çarşamba günü Bodrum'da düzenleyeceği toplantı öncesinde Kent Haber aracılığıyla Bodrum'daki seçmenlerine çağrıda bulunarak ön seçim için dayan Muğla, diren Muğla, Musa'ya güven Muğla diyorum dedi. Bu adaylığımla neredeyse kampanyanın son durağı olarak kendi kentim, kendi insanım Bodrum'un huzuruna geldim. Muğla'da bugüne kadar yaklaşık 30 bin kilometre yol yaparak 120 toplantı düzenlediğini ifade eden Gökbel, bu kampanyanın son günlerine doğru yaklaştıklarını söyledi. Büyükşehir yasasının Bodrum için şu ana kadar bilinen, konuşulan konuların çok ötesinde önem kazandığını gördüğünü ifade eden Gökbel, bu adaylığımla neredeyse kampanyanın son durağı olarak kendi kentim, kendi insanım Bodrum'un huzuruna geldim. Hem geldiğimiz bu nokta hem bu yasanın içeriği hakkında insanları bilgilendirip buna göre bir karar almalarını sağlamak için Bodrum'da tek bir toplantı yapmaya karar verdim. Bu toplantı Çarşamba günü saat 14'te olacak dedi. Partili, partisiz, CHP'li, AKP'li, MHP'li herkesi Çarşamba günü saat 14'te Oasis Kültür Merkezi'nde bekliyorum. Düzenlenecek toplantıda büyükşehir yasası ve yerel yönetimlerle ilgili detayların konuşulacağını belirten Gökbel, toplantıya sadece CHP'lileri değil, tüm siyasi partilere gönül vermiş Bodrumluları davet ettiğini söyledi. Gökbel şöyle konuştu. Bu konu salt Cumhuriyet Halk Parti'nin değil, siyasetle ilgilenen günlük yaşamı içerisinde yerel yönetimlerle ilgili umutları, beklentileri, sorunları olan herkesi çok inandıracak, çok ihtiyacı olan bilgileri sunmak için Bodrum'un huzurundayım. Bu toplantıları Muğla genelinde yaptınız sanırım. Son durak mı olacak, devam Evet, edecek? Muğla'da yaklaşık 30 bin bir kilometre yol, aşağı yukarı 120 toplantının sonucundaki, bu tabii ki son toplantım değil. Bundan sonra işte galiba bir iki toplantıda Milas Yatağan boyutunda çalışmalarımız olacak. Ancak büyük bir güvenle şunu söyleyebilirim. Sandığın konulması halinde Bodrum'un adayı Musa Gökbel'le yarışabilecek bir adayımız kalmadı. Yani bu toplantı bir parça da büyük şehre, şehir ne getirir derken büyük şehrin tüm yetkilerini ben Bodrum'un huzuruna getirmiş olmanın güveni, kararlılığı içinde arkadaşlarıma hem bir müjde vermek, büyük şehrin ödül olabilmesini sağlayabilmek için bu büyük ödülü Bodrum'un huzuruna getirdim. Artık Bodrumlu ya bu ödülüne sahip çıkacak ya da ödülü cezaya dönüşecek. Bu konuda ben bir ironi ölçü vermek istiyorum. Türkiye'de biliyorsunuz şans oyunları çok büyük destekçileri vardır. Milli Piyango'da çok büyük umutları vardır. Milli Piyango'daki en büyük para nerededir biliyor musunuz? Biletine ikramiye çıkıp da Milli Piyango'dan alınmayan rakamlardır. Eğer bu ölçüler içinde bakarsanız bu büyük şehir yasasından Musa Gökbel Bodrum'a büyük şehri getirdi. Ya Milli Piyango'da kazanılmış bir ikramiye gibi bu ödülü almaktan vazgeçecekler ya da bu ödüle sahip çıkacaklar. Gökbel geçtiğimiz günlerde Muğla İl Örgütü'nde yönetim kurulu üyesi 12 ismin istifanın eşiğinde olduğu yönündeki haberlerle ilgili soruya da yanıt verdi. CHP il yönetiminde herhangi bir tartışmanın söz konusu olmadığını ifade eden Gökbel, konuşmasında şu ifadelere yer verdi. CHP il yönetiminde bir herhangi bir tartışma söz konusu değil. CHP il yönetimi bir tek konuda kararlıdır. CHP il yönetimi il kongresinden çıkarken Muğla'daki CHP'lilere iki noktada söz verdi. Birisi yeni bir il binası, ikincisi her koşulda sandığı, ön seçim sandığını getirme taahhüdü. Ancak parti içindeki uygulamalardan ilin verdiği bu taahhüdün atamalarla bozulduğunu görünce il yönetimi toptan, o günkü toplantıya 12 arkadaş katılmıştı il yönetiminden, 12'si birden koşullu bir istifa mektubunu il başkanımıza arz etti. Bu koşul şununla ilgiliydi. Sayın il başkanım, il yönetimimizin tamamını temsilen genel başkanla genel merkezde görüşün. Ya Muğla'nın önüne ön seçim sandığını koyun
Bu bir şart değil. Bu şartı bu vadide bugüne kadar genel başkan en az 10 defa, parti yöneticilerimiz en az 20 defa vermişlerdi. Yani partinin daha önce aldığı kararı uygulayın ya da biz görevimizi yapma şeysi şansımız kalmadı. İl olarak görevimizden istifa edeceğiz. Onun için bir tepkisel istifa değil, sonuç alınamazsa istifanın ön habercisidir. Bu karar ya da kararlılık izlediğiniz gibi Muğla'daki çoban ateşi hareketiyle başlamış. Artık Muğla örgütü bütün unsurlarıyla birlikte ön seçimi beklemekte, talep etmekte, bundan da vazgeçme gibi bir niyeti yoktur. Bugün Muğla'daki CHP siyaseti içinde bir sandık arayışı vazgeçilmez biçimde dayatılıyorsa, bu bizim beraber yaktığımız çoban ateşinin bir sonucudur diyerek sözlerini sürdüren Gökbel, konuşmasına şöyle devam etti. Benim zaten bu adaylığımda herkesin baştan bildiği gibi ben atamaların değil, kayıtlı üyelerimizin katılacağı bir ön seçimin adayıyım dedim. Şu anda partimize kayıtlı 24 bin insanın iradesine talibim. Bu iradenin de arkamda eğilmez, bükülmez, tartışılmaz bir biçimde olduğunu biliyorum. Bu anlamda bir tek şeyim var, bütün arkadaşlarıma tavsiyem var. Lütfen bildiğiniz temel değerlerden, bizim adımıza başkalarının karar vermesinden umudunuzu kesin. Umut sizdedir. Hiç kimseye kendi aday belirleme hakkımı devredemem. Ben Bodrum Belediye Meclis üyelerinin de, Bodrum Belediye Başkanı'nın da, Muğla Büyükşehir Başkanı'nın da kim olacağına bir tek oyunla karar verme yetkisinin elimden alınmasını istemiyorum. Bu bana anayasanın verdiği bir yetkidir. Seçme ve seçilme hakları devredilemez bir haktır. Siyaset dünyasının değişik zamanlarda bulduğu, geliştirdiği gerekçeler artık duvara dayanmıştır. Ben hala Muğla'da sandığın geleceğine inanıyorum. Niçin? Çünkü benim genel başkanım vaat etti. Çünkü benim genel başkan yardımcılarım vaat etti. Ben genel başkanıma güveniyorum. Merkez Yürütme Kurulu üyelerime güveniyorum. Beni aldatmış olamazlar. 24 bin kayıtlı üyeyi aldatmış olamazlar. Sandığı taahhüt eden onlar, taahhütlerine uyan benim. Ya da aday olan arkadaşlarım. Bu konuda şu aşamada söyleyebileceğim şey budur. Tüm bu konularla ilgili ve daha geniş siyasi sorunları kapsamlı bir şekilde değerlendirmek üzere partili partisiz bütün Bodrumluları çarşamba günü saat 14'te Nurol Kültür Merkezi'nde beklediğini kaydeden Gökbel konuşmasını şöyle tamamladı. Çünkü aday belirleme konusunda CHP'den çok ders almaya ihtiyacı olan diğer partiler de var. Muğla bugün CHP siyaset olarak demokrasi tarihimizdeki ender görülen bir haklı direnişin sahibidir. Bu mutlaka da sonuca ulaşacaktır. Ancak bu sonuca ulaşma demokrasilerde hiçbir hak lütfen verilmez. Hak hak edilir. Hak için mücadele edilir. Hak için dayanılır, direnilir. Şimdi özellikle bu süreç için Sosyal Demokrat, CHP'li, sol bütün unsurlara ön seçim için dayan Muğla, diren Muğla, Musa'ya güven Muğla diyorum. Söylemimin tamamını herkes için çarşamba, herkesi bekliyorum.